Evinin konusunun hakkında değerli hocamızdan bilgi alacağız. İlk önce sizi tanıyabilir miyiz hocam? Merhabalar, adım Sakine Karaca, edebiyat öğretmeniyim. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Etivinik'ten bahsetmem gerekirse, Etivinik bir Avrupa Birliği projesi. Yani projenin kapsamı şu şekilde, Avrupa'daki okullar ortak bir proje geliştiriyorlar. Tabii biz ilk önce Türkiye'deki okullarla ortak bir proje geliştirdik. Proje İzmir'deki iki okulla bizim Gebze'deki Ziya Gökalp Lisesi arasında gerçekleşiyor. Projedeki hedefimiz temelde şuydu, bildiğimiz gibi bilişim dünyasının gelişmesi, iletişim biçimlerinin değişmesi, çocukların aynı zamanda doğayla olan etkileşimini de azaltmakta. Bu yüzden çocukların doğayla etkileşimini arttırmak, aynı zamanda geri dönüşüme dönük bazı faaliyetleri çocuklara yaptırmak adına böyle bir projeye girmiş bulunduk. Bu projenin neticesinde bazı her aya özgü bazı etkinlikler düzenledik. Mesela Aralık ayında diyelim belli çiçekler belirledik. O çiçekleri çocuklarla birlikte diktik. Bunun dışında saksı yaparken geri dönüşüm saksı yapmaya dikkat ettik. Bunun dışında atıklardan yaptık. Bizim öğrencilerimiz çocuk gelişimi öğrencileri oldukları için atıklar üzerinden proje geliştirme konusunda çok başarılılar. Bunun dışında tohum bombası yaptırdık. İşte organik gübre nasıl yapılır? Bunun üzerine bazı etkinlikler yaptık. Atık maddelerden, işte bitkisel atıklardan, kağıt atıklarından kompost ürettik. Biliyorsunuz kompost doğal bir gübredir ve o gübre atık maddelerin bekletilerek çürümesiyle gerçekleştirilir. Bütün bu süreçlerde çocukların doğayla etkileşimini kurmaya çalıştık. Hocam gördüğüm kadarıyla ileriye yönelik özellikle biliyorsunuz doğamız artık bayağı yıpranıyor. Evet. Çok güzel işler yapmışsınız. Atom neyi dediniz az önce tohum bombası. Ondan biraz bahseder misiniz? Bahsedelim. Şöyle oluyor. Mesela tohum bombasındaki temel amaç şu oluyor. Bir kirli bir toprağın içine bazı tohumları atıyorsunuz. Bu çiçek tohumları olabilir, bu sebze tohumları olabilir. Boş gördüğünüz herhangi bir araziye, toprağa bırakıyorsunuz. Yağmurun etkisiyle onlar çözünüyor ve bitki örtüsünün olmadığı bir yerde bitkilerin çıkmasını sağlıyor. Çok güzel. Bu arada burada görüyorum ben. Kameraman arkadaşımız da gösterirse şeyleri. Evet. Evet, gördüğünüz gibi geri dönüşüm maddelerinden saksılar üretmişsiniz. Çok güzel. Tebrik ediyorum bu çalışmanızın için. Gençlerimize vereceğiniz bir mesajınız var mıydı hocam bu konuda? Evet, hepimiz doğanın parçasıyız. Doğadan ne kadar uzaklaşırsak kendimizden de uzaklaşmış olacağız. O yüzden doğayla etkileşimimizi hiçbir şekilde koparmamamız gerekiyor. Ve geri dönüşümü birinci kazanmamız da hepimiz için önemli. Çünkü başka bir dünya yok. Bu dünyayı kurtarmak adına, tekrar kurmak adına geri dönüşüm gerekli. Hepimizin bu bilince sahip olması gerekiyor. Hatta ben ders olarak böyle bir dersin okutulması gerektiğini de düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, değerli Edip televizyon seyircilerimiz, şu an Ziya Gökalp Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ndeyiz. Okul etkinlikleri içerisinde mezuniyet günü de var. İlk önce sizleri tanıyalım. Dicle Ali Can ben. İsmi Hel Çankaya. Tuana Gülnek. Evet, gördüğüm kadarıyla böyle renkli renkli kıyafetler giymişsiniz, etkinlik yapıyorsunuz. Ne yaptınız, dans mı yaptınız, biraz bahsedin bakayım. Evet, dans yaptık. Çocukları eğlendirdik, çocukların yüzlerini boyadık. Eğlendirmeye çalıştık. Evet, böyle bütün çocukların hepsini böyle bizim gözümüzü görünce böyle daha mutlu oldular. Onlar için de onlar daha bir mutlu oldular. Çocuklarla oyunlar oynadık, evet. Danslar ettik. Peki, ileriye yönelik hedeflerimiz neler? Ben çocuk gelişim öğretmeni olmak istiyorum ama. O yüzden bu şeyleri şimdiden öğreniyorsun. Ben de aynı çocuk gelişim öğretmeni. Ben de aynı. Evet, öğretmenlerle beraberiz o zaman. Çok güzel. Size derslerinizde başarılar diliyorum. Teşekkürler. Hadi. İnşallah hedefinize ulaşırsınız. Evet, değerli Hedef TV seyircilerimiz, Ziya Gökalp Mesleki Teknik Okulu'nda gün içinde yapılan programlar içinde Gebze Köy Kadınları Kültür Platformu'nun da sergisi var, ürünleri var. Şimdi bununla ilgili bir veli mi oluyor? Yanlış mı söylüyorum? Okulun? Platform başkanıyım. Platform başkanısınız, evet. Değerli platform başkanımızla şimdi tanışalım. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Efendim, ben Ümran Yavaş Tepecik, Gebze Duraklı Köyü Köy Kadınları Kültür Platformu kurucu başkanıyım, ev hanımıyım.
Biz de Gebze'mizin ve köylerimizin kültürünü tanıtmak için burada bir sergi açtık. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Teşekkür ederiz. Çok güzel. Buradan görüyoruz renk renk giysiler, tarihi elbiseler herhalde hep bunlar. Evet, platformumuzdan biraz bahseder misiniz? Neler var etkinlikler arasında? Ne yapıyorsunuz? Platformumuzun etkinlikler arasında sergiler yapıyoruz. Yöresel yemeklerimiz, yöresel kıyafetlerimizle ilgili da kilim projemiz var. İşte böyle böyle şehrimizin geçmişteki değerlerine sahip çıkıp unutulmuş değerlere gün yüzüne taşımaya çalışıyoruz. Çok güzel. Gerçekten. Uğraşırız efendim. Gerçekten çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Çünkü artık toplumumuz eskiyi unutuyor. Unutturmamak için elimizden geleni yapmamız lazım. Siz de buna önderlik yapıyorsunuz. Evet. Sanayi şehriyle alınan Gebze'mizde tabii ki bundan 30 yıl, 40 yıl önce çiftçi bir şehirdi Gebze'miz. Enginarımız, bağlarımız, kiraz bağlarımız, üzüm bağlarımız da meşhur efendim. Bakın enginarlarımız. Gebze'nin, Darıca'nın enginarları meşhur. Yine burada yapraklarımız var. Mevsimi geldi, baklamız, bezelyemiz var efendim. Tabii ki yani Gebze aynı zamanda sanayi şehriyle tanınsa da çiftçi şehridir. Hala da köylerimizde ekilip biçilmekte annelerimiz, kendimiz de yapıyoruz. Ve yöresel de tabii gelenek örneklerimizi yaşatıyoruz. Düğünlerde, derneklerde her zaman örf adetlerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Yeni kuşaklara da aktarmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. İnşallah güzel işler yapıyorsunuz. Bu işlerinizde başarılar diliyoruz sizlere. Ayağınıza sağlık efendim, sağ olun. Ziya Gökalp Meslek Lisesi'ne de ve sayın müdürümüze, sayın hocalarımıza buradan bize verdikleri destek için de teşekkür ediyoruz ayrıca. Biz de teşekkür ediyoruz kendilerine. Kolay gelsin. Evet değerli Hedef TV seyircilerimiz, Ziya Gökalp Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin yaptığı etkinlikler içinde çocuk gelişimi öğretmenimizin de çok güzel hazırladığı materyaller var. İlk önce hocam sizi tanıyabilir miyiz? Evet merhabalar, ben Hülya Çalışkan, çocuk gelişim ve eğitim öğretmeniyim. Ziya Gökalp Lisesi'nde 6 yıldır görev yapmaktayım. Çok güzel. Yaptığınız bu sergiden, işlerden bahseder misiniz biraz? Tabii memnuniyetle. Öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz için. Çocuk gelişim eğitim bölümü öğrencilerimiz okul öncesine yönelik materyal hazırlıyorlar. Şöyle biraz masalardan göstererek bahsedeyim isterseniz daha güzel olur. Burada duyu küplerimiz var, eğitici oyuncaklarımız var. Çocukların okul öncesinde kullanacakları beceri küpleri var, beceri kitapları var. Battaniyelerimiz var, duyu battaniyelerimiz. Hep bunlar çocuklara yönelik. Hepsi okul öncesi yaş, 3 ve 6 yaşa yönelik çalışmalar. Kitaplarımız çocuklarımızın kendi eliyle oluşturduğu hem artık materyalleri kullanarak hem de keçe, kağıt, mukavva gibi ya da süsleme malzemeleri yaptıkları etkinliklerden oluşuyor. Ayrıca bu yapılan işlerle çocukların el becerisini de kazandırmış oluyorsunuz, geliştirmiş oluyorsunuz. Çocuklar tamamen yaratıcılıklarını, hayal güçlerini, el becerilerini kullanıyorlar. Kendilerini özgürce ifade etme yönlerini keşfediyorlar ve bu şekilde yani bölümümüze de katkıda bulunuyorlar ve anaokulu öğretmenliğine hazırlanıyorlar. Zaten son sınıfta staja giderek 12. sınıfta staj programımız var. Öğrendiklerini pekiştirmiş oluyorlar bu şekilde. Orada uygulama yapıyorlar. Burada hazırladıkları materyalleri orada uygulamasını gerçekleştiriyorlar son sınıftayken. Peki nasıl çocuk gelişimini biz az önce 3 tane çocuğumuzla röportaj yaptık. Üçü de çocuk gelişimi okumak istiyor. Evet. Bayağı bir rağbet var herhalde. Evet, okul öncesine çok rağbet var. Özellikle bizim bölümümüzün ön şartı çocukları sevmek. Çocukları sevmeyen, çocuklarla vakit geçirmekten hoşlanmayan kimse bu mesleği yapamaz. Ama çocukları seven, o içindeki çocuğu öldürmeyen herkes bu mesleği seve seve yapabilir. Biz bu konuda şanslı bir okuluz. Çocukları seven ve çocuk gelişimini isteyerek gelen öğrencilerimiz var. Biz de öğretmenleri olarak elimizden geldiğince yol gösterip rehberlik yapmaya çalışıyoruz onlara. Teşekkür ederiz. Sizden gelecek nesile bir mesaj verdiğini desek ne dersiniz hocam? Ben öncelikle bütün bölümleri, bütün yani eğitimde verdiğimiz akademik hani çalışmaları bir yana bırakarak ahlaklı, doğru, dürüst, düzgün bireyler yetiştirmeyi önceliğe alan, daha sonra da alanında yani profesyonel kişiler yetiştirmeyi öneriyorum. İnşallah bu çocukları yetiştirmede biraz da olsa katkımız oluyorsa ne mutlu bize diyorum. Umarım böyle bireyler yetiştirme şansımız her zaman olur. Eğitimcilerimiz çok güzel işler yapıyor. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum çalışma hayatınızda. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık.